Evet arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Arkadaşlar bugün YouTube'da bayağı ara verdik diyelim. 2 hafta falan oldu. Ufak bir hastalık geçirdik. Böbreklerle alakalı bir durum. Biraz üşüttük. Bir memlekete kadar bir gidip geldim. O yüzden video atamadım. Kusura bakmayın şimdi. Portakal. Bunu zaten bayağı yolda görüyorsunuz. Yani güzel makina. Zaten spor. Yani dijital, teknolojik. Tabii beğenmediğim birkaç yönü var. Onu zaten birazdan tek tek size detaylıca anlatacağım. İşte karşınızda RKS TNT 202. Yaklaşık olarak 14 litre benzin deposu var. 500'leri şanzıman. Tabi bu da RKS TNT 125 Pro gibi. Bir aşağı, bir aşağı, 2-3 aşağı. Formla aşağı yani. Şanzıman aşağı. Sevmediğim bir yönü. Standart hava soğutmalı. İşte 4 samanlı. Yaklaşık olarak 12,5 beygir. Kendi ağırlığı 135 kilo. Yani 100 kilometrede motor arkadaşlar 3.2-3.3 yakıyormuş. Kullanan arkadaşlarım var. Şöyle bir durum var. Top speed beklemeyin. Ne yazık ki beklemeyin. Bu motorumuz arkadaşlar top speed'i şu an zorlasanız yani yırtılsa 117. Yani niye 117? Ağır. Gerçekten çok ağır bir motor. Tasarım güzel. Şekli şımar güzel. Ya zaten rengi de güzel. Gördüğünüz gibi bayağı can alıcı bir rengi var. Ben turuncu rengini çok severim. Biliyorsunuz Red Soul renginde. Motoru selesi rahat. Bilginiz olsun. Önde arkada diski var. Yani yumuşacık. İşte ön hidrolik abi bildiğiniz gibi normal. İşte rahat motor arkadaşlar. İki kişi bindiğiniz zaman hiçbir sıkıntı yaratmaz. Ya çift subap. Çift subap olması CG bloğu. Yani ne yaparsın bunu biliyor musun? Alırsın arkadaşım. Mersin'de Tasmus'u da yollarsın bunu bir güzel. Bunu yaparsın bir güzel 250-300 cc. O zaman senin bir işini görür. Yani görür. Ama böyleyken ben bilmem, buna yalan yok. Ya, siz alırsınız biner misiniz? Binersiniz. Sevmediğim işte birkaç yana bir ufak tefek titreşimleri var. Sele tarafında bir titreşimi var. Şu arkada arça selesinde. İşte arka çamurluğuna bir ufak ufak titreşim veriyor, zırıltı. Bir de iki kişi bindiğiniz zaman şu çamurluk tekerleği sürtüyor bazen. O da arkaya bir 60 kilo üstüne aldığınız zaman işte o zaman problem yaratır. Ağır mı? Ağır. Yani 135 kilo. CG alsanız 150'lik bunu geçer hızla. Ne yazık ki hızla 150'lik bir CG bunu geçer. Yüzlükte zorlarsa geçebilir. Yani 117-116 hız yapıyor. Yani bazı videolarda gördüm. Arkadaşlarım zaten bana kendileri de söyledi. Kanka diyor gitmiyor diyor. Şekli şımal güzel eyvallah. Parça kalitesi de güzel. Ya bak yalan yok. İyi yani. Gayet iyi. Selesi de pamuk gibi. Şurası da şu artı selesi biraz serde kaçmış. Ağır olmasının neticesinde dediğim gibi işte önde diski var, arkada diski var. Arkada diski olduğu için tabii şasede biraz kalın cana. Yani malzeme biraz özenmişler, doldurmuşlar. Ama bu yüzden motor biraz ağır olmuş. CC'de küçük 200 cc ama gitmiyor. Ne yazık ki gitmiyor. Bir de enjeksiyonlu. Yani Euro 5 normlarına uyumlu. Güzel de bir enjeksiyon sistemi var. Boşluğun enjeksiyon sistemi var. Gerçekten ya Alman mal en azından kaliteli. Enjeksiyonda bir problem size kolay kolay yaratmaz. Ya şu anda stokta elimizde birkaç rengi var bunun. Turuncu rengi var. İşte mavi beyaz rengi var. Bildiğim kadarıyla mavi beyaz rengi var. Bir de bu var stokumuzda. Renk şemalarını zaten ben bakarım internetten veya katalogdan bakarım. Şuraya koyarım. Cengizhan abi de bunun şu an 2 adet elinde stoğu var. Ya o Cengizhan abimiz de numarasını şuraya koyarım. Instagram hesabımı da ben buraya koyarım. Oradan bana ulaşabilirsiniz dilerseniz. Yerimiz zaten Kocaeli Darıca'da. Dilerseniz motorumu bir an önce arkadaşlar detay çekimlerine geçelim. Evet arkadaşlar, RKS TNT 202. İşte benzin göstergesi. Devir saati burada. İşte vites göstergesi burada. Normal kilometresi burada. İşte burada setle seyirlerimiz var. Hani tuş saatlerimizi ayarlıyoruz. Burada ABS diyor. Ona inanmayın. Motor arıza ışığımız var. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Burada da boş ışığımız var. Uzun kısa. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Çok saçma bir tarafı var arkadaşlar. İki tane dörtlü tuşu var. Bir tane sola koymuşlar. Bir tane de sağa koymuşlar. Yani bari buraya bunu koyacağına farı açıp kapatma tuşu koysaymışsın keşke. İşte kill switch burada, marş düğmesi burada. Selektör tuşu, işte kornası, sinyalleri burada. Şu dörtlüyü de kapatalım. Bak kapattım dörtlüyü, bir de burada var bak. Yani. Ne gerek varsa. Amortisörler ters teleskopik. Şöyle gösterelim.
Gördüğünüz gibi. Önde tabii tek disk. Eğilmişken lastik markamız CST Dandik. Aldığınızda değiştirin. Ön lastik ölçüsüne bir bakalım. 110, 70, 17 ön lastik ebatı var. Arka lastiğimiz 140, 70, 17 tabii yine CST. Arkada diski görüyorsunuz. ABS yok, CBS var. Arkada ayarlanabilir coilover. Gayet güzel amortisör. Ama bunu biraz sert alın. İki kişi bindiğiniz zaman bu çamurluk. Mesafe görüyorum. Buraya sürtüyor. Stop LED. Sinyaller de LED. Artçı selesi rahatsız. Kendi selesi, yani şoför selesi gayet güzel. Yakıtlama bu şekilde şak şak alıyorsunuz. Ön far da LED. Şimdi gündüz farları burada gayet güzel olmuş. Gördüğünüz gibi. Bir çalıştıralım, sesini duyalım. Egzoz kallavi. Gaz da çok kısa dönüyor bakın. Bu. Ya bu gaz kelebeğini buraya koymalarını ben beğenmedim. Artçı, artçı basamakları gayet iyi, yumuşak, silikon var. Arka fren böyle demir olmuş. Balkon demiri bildiğiniz yani. Bunu yapmasalarmış, en azından bir plastik takoz yapsalarmış daha güzel olurmuş. Yağ görmek için bir cam göremiyorum. 1 litre yağ alıyor. Ayak marşı yok. Keşke koysalarmış diyeceğim de, enjeksiyonlu motorda ayak marşı ne kadar işe yararsa artık yani. Heh, bu iş işte burada. Tesisat biraz dışarıda ya. Ya ben çok şey yapmadım. Beğenemedim arkadaşlar. Hız da düşük zaten. Ama parça kalitesi iyi. Parça kalitesi güzel. Jantlar falan turuncu, bayağı şekil olmuş. Arka koltuğu buradan açabiliyorsunuz bak. Gördünüz mü? Hava soğutmalı tek silindir. Standart CG bloğu. Bildiğiniz CG bloğu yani. Yollayın bunu Mersin Adana'ya. Yapın 250'lik baba, bakın keyfinize. Bir daha çalıştıralım. Önferi bir daha görelim. Bakın şimdi. Vites 1 aşağı, 2 aşağı, 3 aşağı, 4 aşağı, 5 aşağı. 1, bak 2, 3, 4 ve 5. Aha. Düşürmek için yukarı çekiyoruz, tam tersi. Bir daha yukarı boş. Ha. Şöyle de bir selektör atayım. Pat 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 pat. Arkadaşlar tasarımı güzel. Ya tasarım güzel. Parça kalitesi okey. Renk o biçim. İşte teknolojisi güzel ama CBS fren. ABS yok. Yani oraya koymuşlar ama ABS yok. Bilginiz olsun. Burada ABS sensörü gibi görünen de bu arada CBS okuyucu. CBS var yani motorda. İstediğiniz kadar abarsanız da ABS hissetmeyeceksiniz. Çünkü yok. Hadi bakalım videonun kapanışına ve fiyata geçelim. Evet arkadaşlar, detay çekimlerini de izlediniz. İşte beğendiğim kadar, beğenmediğim kadar yani size kalmış. 95.500 lira. Ne yazık ki ekonomi başını aldı. Gitti artık Çin mallarını. Yani 2016-2015 senelerinde bu fiyatları R1, R6 falan alıyorduk. Yani çok iyi bilirsiniz. Yani yapacak bir şey yok. Ekonomi, coğrafya kadar diyoruz ve Cengizhan abi de stoğumuz mevcut. Yani numarasını aşağıya koyarım. Kendisine oradan ulaşabilirsiniz. Bana da ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan sormak istediğiniz sorular olursa bize ulaşın. Yani elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince yani görmeye çalışıyorum. Tabii haliyle biz de bir işçi olduğumuz için çalışıyoruz arkadaşlar. Yani sürekli telefon elimde vakit geçiremediğim için hani mesajlarınızı göremezsem affola. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.